Bundan yaklaşık 15 gün önce bu konudaki kanaatlerimi zaten kamuoyuyla paylaşmıştım. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül partimizin öncü kurucularındandır. Ve bu anlamda da AK Parti'nin kurduğu ilk hükümetin başbakanıdır ve AK Parti içinden çıkmış ilk cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar AK Parti'de bir önemli görev üstlenmesi ya da AK Parti içinde siyaset yapması hepimiz için sadece gurur verici bir gelişme olur. Bunu daha önce de zikretmiştim. Dolayısıyla tabii takdir kendilerinin ama böyle bir gelişme için davete bile ihtiyaç yoktur. AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün öncülüğünde onun da içinde bulunduğu bir çalışmayla siyasi hayata katılmıştır. Dolayısıyla böyle bir şey hayırlı olsun deriz sadece ve hoş geldiniz deriz. Size bir sinyal oldu mu efendim? Şu ana kadar kendisinden bundan 2-3 hafta kadar önce başka vesileyle görüşmüştük. Ama öyle bir kendisinden bir sinyal olmadı. Zaten kendisinden sinyal olmasına da gerek yok. Dediğim gibi ne zaman arzu ederlerse AK Parti'nin kapıları her zaman açıktır. Zaten bunu söylemek bile zahittir. Yani dışarıda olan birine kapı açılır. Zaten içeride olan birisi için bunu söylemek bile eski tabirle zahittir, fazladır. Dediğim gibi kararları ne şekilde olursa hepimiz için sadece onur verici bir gelişim olur. Bundan sadece memnuniyet duyarız. Zaten benim de şahsen Cumhurbaşkanımız Sayın Gül'le geçmiş ilişkilerimiz herkes tarafından değil, yakın bir dostluk ilişkisidir. Dava arkadaşlığıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'da olduğu gibi biz hep bu yolda 10 yıllardır beraber olmuş, omuz omuza vermiş dava arkadaşlarıyız. Dediğim gibi bunun konuşulması bile zahittir. AK Parti kendisinin öncü kurucu olduğu evidir.